أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Cismen cennet gibi yerde yaşarken bir adam düşünün, bir insanları düşünün. Cismen cennet gibi bir yerde yaşıyor böyle bağlar, bahçeler, dereler. Fikren ve hissen cehennemi yaşar adam. Orada mesela cinayet işlemiş, o eve kaçmış. Bağda yani, bağda derelerin kenarı ama zahirde cennet gibi. Ama fikren buhran geçiriyor. Yani cehennemi bir durumu var. Bu adam mutlu denilmez mekan itibariyle. Bazen de bunun tersi olur. Hapishanededir. Ha, yani kötü bir evdedir yani böyle. Kuru ekmek yiyor. Ama huzurludur. Meselesi yok yani. Yani çözmüş meseleyi. Yani nasıl çözmüş? Dert biter, bitmez. Nasıl bitirmiş? Toptancı şöyle yapmış. Teslim olmuş, tevekkül mesleğini kapmış. Teslim ve tevekkül bir meslektir. Becerebilene. Anladın mı? Yani bu sefer o adamın derdi yok. Çünkü derdin arkasına geçmiş. Yani dünyada böyle bak gördüm. Cennet gibi mekanda cehennemi yaşıyor. Cehennem gibi bir mekanda cenneti yaşıyor. Aynı bu örnek gibi. Ahirette de bunun gibi dünyada. Ahirette bunun gibi dünyada. Yani içsel fikri, hissi, duyguları ve latifeleri cismin, bedenin neresinde iseler ahirette dünyanın orasındadır. Mesela adam cismi cennet gibi bir bahçelerde. Yani dere kenarında ama fikri, hissi, duyguları, latifeleri yani hissiyatları cehennem gibi bir yer. Hissiyatları cehennem. Şimdi soruyorum. Mekan cennet. Mekanı cennet. Kafası cehennem. Bu adam nerededir? Cennette midir, cehennemde midir? Cehennemdedir. Peki, mekan itibariyle cennettir. Ha, o cennet asa bir mekanda cehennemi neyle yaşıyor? Nerede bu alet? Mekanı çok temiz. Cesedi de iyi, bakımlı. Yani o cehennemi halet, hissiyatlar bedeni neresinde? Hissiz. Hadi akıl dedim burada, kalp dedim burada. Hissiyat nerede? Halet nerede? Onlar nerede? Ha, onlar bedenin neresindeyse dünyanın orasında da cennet cehennem var. Burada neyi takip edilerek söyledim? Bak, tefekkürümüzde kullanmak için. Sen de bu doktorsun. Şimdi halet-i ruhiyeler bedende olup bedene taluk etmiş ama vatanı olmamış. Elektrik gibi. Cisimde olup cisim olmaya. Veya ocağa tencereyi koydum. Su. Su kaynadı. Siz mektepte ne okudunuz? Ne kaldı kafanda? Bu ne oldu da su sıcak? Yani ateş içine mi girdi suyu? Nam verildi abi. Tam da niye su sıcak? Fiziksel ne demektir bu? Elektronların hareketi hızlandı. Arasındaki su hücreleri arasındaki moleküller arasındaki bağ hızlandı. Şunu gibi ısındı. Yani oradayken dahil oldu ama o değildir. Oradadır ama o değildir. Elektrik maddededir, kablodadır. Ampulde elektrik vardır
Ama değildir. Mesela şu ampul ışık elektrik zannederler. Elektrik ki hayır elektrik değil bu. Elektriğin maddedeki bir sıfatının ortaya çıktı. Elektriğin sıfatıdır. Elektrik güçtür. Bilgisayardır. Her şeydir elektrik. Fırındır. Dikiş makinesidir. Ampuldür. Ocağa gelirse sıcaklıktır. Tornaya gelirse güçtür. İnşaat celaskanı olsa vinçtir. Sıfatı gibi yani. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Şimdi bedeni ampul gibi düşün. Düşündün mü abi? Orada ışık var. Yani elektrik geldi, ampulün içerisindeki wolfram telinden ince bir teldir ve direnci çok zordur. Akıcılık yoktur elektrik. Oradan elektrik geçmek istiyor. Geçemiyor. Zorlanıyor. Ortaya çıkan %75 ısı, %25-20 ışık olarak gözüküyor. Çok müthiş kayıp var burada. Yani o dirençte gözüken hal, yani sıfat. Elektrik geçerken elektrik ne soğuktur ne sıcaktır. Klimayı çalıştırıyor soğuk. Elektrik ocağına çalışıyor sıcak. Yani bundan şunu demek istiyorum. Cenneti ve cehennemi haletler bedende var ama insan bunun mekanını bulamıyor. Mekanı belli olsa ilaç verirsin. Psikoloji hastalıklar. Psiko, ruh demektir. Loji, ilim demektir. Bilim. Ruh ilmi. Şimdi, adam 10 sene, 15 sene psikoloji hak kullanıyor. 7 sene, 3 sene. Neyi düzenliyor? Şimdi psikoloji, psiko ruh demek, loji, ilim demek. Ruh ilmi. Bu organın kırıldı. Organ belli. Hastalık belli, ilaç bellidir, ortalama. Organ belliyse, hastalık da bellidir. Hastalık da belliyse, aşağı yukarı ilaç bellidir. Ama ikide bir dolaşan bir hastalık düşüyor vücutta. Bir böbreğin ağrıyor, bir kafana vuruyor, bir burana vuruyor. Psikoloji peki, hastalık, organ belli mi? Ruh diyorsun zaten, psikoloji, ruh ilmi. Peki, organ kırıldı, gözün ağrıyor, organ belli, hastalık da belli, ilaç da belli. Psikoloji demek, organ belli mi? Hangi organ? Peki, organ belli değil, hastalık belli, ilaç veriyorsun. İlaç maddeyi tamir edecek ama madde bir organ yok. Nereye veriyorsun ilacı? Çarına çar, acizliğinden dolayı. Düşünceyi devre dışı yapmaya, sarıldı. Başka şansı yok. Peki niçin yapıyor bunu tıp? Düşünceyi devre dışı yaparsan ruh tamir etsin kendisini diye. O fırsatı veriyor. Sen yaralısın ama köpek saldırıyor. Köpeği biz bağladık, yaranı temizlemeye, tedavi etmeye fırsat veriyoruz. Çünkü köpek saldırırken yaranı tamir edemiyorsun. Fırsatın yok. Peki hastaya ilacı verdin. Tamam. Tamam doğru. Düşünce, insanın büyük belası düşüncesidir. Onu koparttın düşüncesinden. Tamam. Ama bu arada ona fırsat verdin. Ruhu tamir etsin. Ruhu psikolojisini tamir etmesi için doğru bilgi olması lazım. Ona aynı zamanda Kitap okuyacak, evrat okuyacak, insanları böyle doğru insanları dinleyecek. En önemlisi de o okudukları tesir etmesi için terkleri olacak. Ama doktor ne diyor? Çal on, vur oynasın, çal patlasın, televizyon oku, o kanalda oku. Tam tersine, daha beter asıyor. Çünkü ona o tip doktorlarına giden psikoloji hastalar, yani haram helalı bilmeyen, terklerden bahsetmeyen hastaların, doktorların hastaları düzelmez. Düzeldiğini de göremezsiniz.
Mümkün değil. Ömür billah ilaca bağımlıdır. Bağımlı olacaktır. Biraz sofrada ne dedim sana? Cinli hastalara Kur'an okumakla düzelir. Erva habiseler Kur'an okumayla düzelmez. Erva habiseler senden gidebilmesi için günahları terk edeceksin. Kur'an okumayla olmaz. O için müthiş Kur'an okuyorlar hastalar. Bana ulaşıyor. Abi dediğin gibi biz bir Kur'an okuyoruz. Biz bir Hakayık okuyoruz. Kur'an okuyoruz, Risale okuyoruz, derslere gidiyoruz. Gene aynıyız. Aynı olacaksın. Eğer cinli hasta olsa Kur'an okuyamazsın. Zor okursun böyle. Birisi sana zor okur böyle. Kur'an'a dayanamaz. Kur'an'a cinli hasta dayanamaz. Yani güçlüyse cinli. Zayıfsa şey yapar. Kendisi veya başkası okumasın. Hele kendisinde çok güçlüyse kendisi çok okuyamaz. Ve okusa bile tesir etmez kendi okuması kendisine. Çünkü cinde de şey var, alışmış. Ona şey, bağışıklık kazanmış cin. Onun okuması. Bir başkası müdahale edecek. Yani Kur'an'la cin gider. Erva'l habise neydi? Gözden, burundan, ağızdan, mekandan, yani elden, dokunmadan. İşlediğimiz günahlar, kafamıza giren şüpheler, yani mekan itibariyle seyrettiklerimiz, duyduklarımız, haram seyrediyorsun, haram şeyleri dinliyorsun, müzikleri dinliyorsun, haram şeyleri kokluyorsun mesela, alkol kokluyorsun, pisliklerdesin gübreyle beraber, yediğine dikkat etmiyorsun. Kardeşim, her bir gıdanın kendisine uygun meykeli var. Genetiği değişik olanları yiyorsun. Vesaire. Haram yiyorsun. Ne verirsen o elinle, o gelir seninle diye dershaneye gelenin paldır küldür hepsini yiyorsun. Helal mı haram mı? İşte erva haliye, erva habise insanın bu duygularıyla oluşur. İyi şeyler seyredersin, iyi şeyler dinlersin, iyi şeyler koklarsan ki Allah Resulü koku bana üç şey hissedir. Bir tanesi koku, güzel koku. Bunlarla erbah-ı âli olur ki huzurlu olursun öyle. Mutlu olursun, bulutların üstünde olursun. Ama bunları da bilen yok ha. Ben sokaktakinden bahsetmiyorum, hocalardan da bahsetmiyorum. Bu erbah-ı habiseli, nur talebelerinden bahsediyorum. Risaleleri okuyandan bahsediyor. Bilmesi gerekenlerden bahsediyor. Onlar da bilmiyor. Niye sitem ediyorum? Ya duydun da sarıl bari, sahiplen de sen de meşgul ol bunu. İtiraz ediyor. Sözde 246'da Sarih söylüyor. Sarih söylüyor bu. Sarih zaten söylüyor. 246'da erva habise donmuş hali mevad-i şeriledir diyor. Duydun mu bak? Erva habise donmuş, mevad-i şeriredir. O donmuş. Bir de onun müekkeli var. Müekkel melaike. Mesela gübrenin müekkel melaikesi melaike değildir. Erva habisedir. Güllerin, güzel şeylerin melaikesi, müekkelleri melaikedir. Hastalıkla alakalı olan hücreler, pis kokan gübreler, pislikler, insan dışkısını müekkeli melaike midir? Mevad-ı şerire diyor işte üstad bunlar. Mevad-ı şerire nedir? Bu erva habiseler, kar topu gibi dağın tepesini yaparsın, katlana katlana dev olur, artık önüne geçemez. Her gün televizyonu haramla muhatap, her gün haramla muhatap. İniyorsun arabaya, müzikleri dinliyorsun. Haram helal demeden koku, cami kapılarından bile kokuları alıp koklanıyorsun. Ne koklanıyorsun? Neyin nesi ya? Koku ne olduğunu biliyor musun? Koku hakkında bir dersim var. Bir hazır, iki tane saat daha ders var bende koku. Koku kişinin kimliği ve kişiliğidir. Aynı zaman, aynı kelam gibidir. Herkesin kokusu ayrıdır. Herkesin de kokusu duygusuna göre değişir. Ne yapmayayım? Şimdi, bu içeriye girenler, içeride bir kar topu gibi oluyor.
Gene işleyince bu güçleniyor. Belirli bir şey geldi mi, asabilik, sıkıntılı dönemler, kavga gürültü, yani oğlum şu şey geldi mi, o erva habiseler donmaya başlıyor. O enerji paketleri, gaz sıkışıyor, donuyor, hücreye dönüşüyor. Kimisi kansere dönüşüyor bu, kimisi tansiyona dönüşüyor. Kimisi bilmem nereye dönüşüyor. Kalp krizi şeyine dönüşüyor. Yani hücreye dönüşüyor. Onun adı mevad-i şeriredir. Mevad-i şerire. Bu neyle gider? Kur'an okumayla erva habisi gitmez. Kur'ansızlıkla gelmemiştir çünkü. Erva habiseye hangi yolla gelmişse çıkış yolu da odur. Cinler hangi yolla gelmişse çıkış yolu da o yoldur. Cinler ve şeytanlar şeyden geliyor. Kur'an okumamaktan, ibadet etmemekten cinler ve şeytan zaten var. Gidip geliyor. Cinler Kur'an okumamaktan, evrat okumamaktan, namazlara, tesbihatlara, yani eylemlere dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Kur'an okursan cin gider kardeşim. Eğer Kur'an okudun aldı, hala psikolojik sorunun varsa, senin cin değil kardeş. Senin neyindir? Ervan habisedir peki. Ervan habise nasıl gider? Terklerle gider. Çünkü eylemlerle girdi. Terklerle çıkartırsın. Evratsızlıkla, ibadetsizlikle cin musallat oldu. Evratla, eylemle çıkacaktır. Ervan habise terklerle çıkar, çıkmaz. Doktorsun en acımasını söyleyeyim. Erva habiselerin en acımasızı cinlerin de o cinstendir. Dört tane tayfe cinstir cinler. Toprak cinsi var, toprakta yaşayanlar var cinlerden. Suda yaşayanlar var, su cini. Subyan cini mesela, çocukları düşürme, çocuk olmamasına sebep olan rahimde o. Spermada o. Hava cini, bir de nurla alakalı. En dehşetlisi, en korkunçu, en zor çıkanı cinin ve erva habisenin hava cinidir. Hava erva habisesidir mesela. O da kafaya yerleşir. Cin hiçbir şey değil diyor. Basittir ya. Yasin okur gider. Gider gene gelir ama gene okursun gider. Nuska bir şey yapsan gene faydası olur. Cin kolaydır. Ya kardeşim bunun ehliyim ya. Allah'ın izniyle şer'i kitaplarda, alimlerden senelerce bu kadar rahat nasıl konuşabiliyorum? 10 dakika söyledim ama belki inanın bana 10 senelik malzeme aktardım size. Nasıl evleniyorlar, nasıl çoğalıyorlar, kadınlar nasıldır hepsini biliyorum ya. Yani onun için, niçin söylüyorum böyle biliyorum? Rahatça itimat edin. Yani benim bu şeyime, tetebuatıma itimat edin. Cinlerden korkma o kadar. Cin bir şey değil. Okursun Yasin, defolur gider. Allah Resulü diyor ki, işte şu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a emri nebevi diyor. Dücani Hazretleri. Şu yazıyı yastığın altına koy, defolur. La ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit, ve vahiyyü la yemut. Beydin hayr ve malakülü şeyin kadir. Vane tisbette işte bir de 20. mektupta var ya, bu şeydir, hadisi kutsidir. İsmi azamı taşıyor. 7 tane ismi azam var orada. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam, sabah 100, akşam 100 hadis. O evde okursanız o eve cin dadanmışsa defolur gider diyor. Konumuz o değil. Nasıl evden? Veya sirkeyle kapı, giriş kapısını önden arkadan sil. Şu kapının diş kapını. Önden arkaya sil. Eve giremez. Cin bir şey değil Ahmet. İtfaiyecisin ya. İtfaiye gibi bir şey ya. Basit bir şey. Mesela sihir yaptılar, bir şey sürdüler evine, odana, şey daire. Hatta ev kargas yapılırken tuğlaya koymuşlar da üzerine sıva yapılsa. Senden önce o binada başkası otursa da şeyli olsa. Çok kolay. Koy bir tencereyi. Bir tencereyi koy böyle sıcak su. Tamam, sıcak su olacak, kaynar. Koydun mu? Bir tabakta zeytinyağı koy.
Bir tabakta sirke koy. Koydun. Koydun. Ne biliyorsan hiçbir şey yok. Şunu oku, bunu oku yok. Kur'an'da. Benim hafız öyle derdi bana. Hafız ne okuyacak dedim. O ki ihlasın var, o ki ihlasın yok. Bütün Kur'an'ı oku, faydası yok. O ki ihlasın var, bir ihlas oku yeter. Ha, ama alimlerin ittifakı şu. Daha başlamadan önce istiğfar. En basiti, yani en sadesi. Estağfurullah, estağfurullah. 11 tane. İyi bir istiğfar ise, Cevşen'in başında var ya, ve tubalene ya tevabu ya hakimu tevbeten nesualiyakum minellezine izafalu feşeten evzalem afusukum zekerullah festağfirullahi zunubim ve miyafiru zunube illallah. Bir defa bunu diyorsun. Estağfurullah ilazim el kerime ellezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve tübel isvanem. Estağfurullah ilazim el kerime ellezi la ilahe illa hu el hayyul kayyum ve etübel isvanehu. Bunu da bir defa. En kalitesi bu. Dedim. İstiğfar ettin, temizlendik. Üç defa salatu selam. Sonra yedi defa Fatiha. Yedi defa Kur'an'ın sırasına göre yedi defa Fatiha. Sonra yedi defa Ayet-el Kürsi. Yedi defa Amel-i Resul. Yedi tane İhlas. Yedi tane Felak. Yedi tane Nas. Tekrar üç defa salatu selam. Her okuşta sürenin sonunda sıcak suya sirke, bir tabak sirke koymuştuk. Ona da bir tabak zeytinyağı koymuştuk. Ona da koydun mu kardeşim? Koydum. Ha, bir tabaka ve kaşık veya tabak diyorum. Lokma ekmek. Sirkeye batırıyor. Zeytinyağına batırıyor. O kadar. Başın ağrıyorsa sür buraya zeytinyağını. Allah Resulüne gelmişlerse kadınlar. Ya Resulallah. Yatamıyoruz, yatırmıyorlar kadınlar. O da demiş ki Peygamber Hazretleri, zeytinyağını böyle sür avucuna, başına sür demiş, kadınlara demiş. Çünkü cinler zeytinyağından rahatsız olurlar, defolup giderler. Onun için berekettir zeytinyağı, beddini ve zeytinyağı. Zeytinyağını sürdün mü abi? Bir çay kaşığı iç, bir çay kaşığı sirke iç. Tamam, sen de varsan zaten sirke olduğu yerde barınamaz bedende. Allah Resulü'nün sofrasının sirke eksik olmaz. Tamam mı? Evinde sıkıntı var. Bir tane bez al böyle. Buraya sirke boşalt biraz. O okunan sirkeyi. İsterse okunsun, ise okunmaz. Fark etmez. Bu daire kapısı var ya, bina kapısı değil. Senin daire. Önden arkadan sil. Odaların kapısını da sil. Önden arkadan sil. Bitti. Şimdi evi dezenfekte yapacağız. Hani var ya, işte senden önce oturmuş. Bina yapılırken tuğlana bir şey yapmışlar. İşte domuz bilmem ne sürmüşler, bilemem. Ne olursa olsun. Hiç daha konuşma. Onu yaptık mı? Okuduk mu sıcak tencereyi? Ondan sonra hiç konuşmadan gücün varsa senin bu elinle, yoksa birisi tutsun. Al böyle kıvır elini. Tamam. Al tencereyi, konuşmuyorsun. Okuduk ya sureyi. En son Felak ve Nas okuduk. Salatü selam. Sonra suya batır abi. Ağzın durmasın. Elem oku, ayet-i kürsü oku, ne okusun? Ağzın bir şey okusun. Batırdın Muhammed. Ne kaldı eline? Sıvı. Sıva duvara vur. Mesela bak. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevum ilahir. Bütün evin her tarafına sıvazdı. Tamam, yeniden bir sıva. Ev yenidir şimdi. Gusul aldırdık eve. Bu kadar mısın diye. Bunu def edersin. Bunları def etmek bir şey değil. Cin gider. Ervan habiseden kimsenin haberi yok. İşte ilaç kullanıp da adam yedi sene ya senede iki defa hücre değişmiyor. Ya hücre ulan 40 defa hasta olsa düzelir ya, bu kadar ilaç ne düzelmiyor? Terkleri yok. Ervan habise gözden işlediğimiz haramlar, işlediğimiz günahlar, gözden girenler, kulaktan girenler, rastgele kokladığımız, yediğimiz haramlar, genetiği bozuk olanlar, müekkeli de bozuktur. Ha. Ondan sonra içeride erva habis oluyor. Onlar nasıl gider? Okuma ile değil. Oku da. Onlar hangi yolla gelmişse o yola çıkacaksın.
Gözünle girmişse gözünü doğru kullanacaksın. Kulağınla gelmişse kulağını doğru kullanacaksın. Yani terk, terk, haramları terk edeceksin. Onun da en kolay yolu arkadaş çevreni değiştireceksin. Başka bilmiyor. Bilmiyorum değil, Allah'ın izniyle dima hakkında bizim kadar ders yapan yoktur. Dima kafa. Şu anda yayında 38 tane ders var dima. Her ders en az 3 saat 4 saattir. Niçin anlatıyorum? Sözüme itimat edin. Bu kafanın haritasını çıkarttık. Allah nasip etti. Bu kafa nasıl yönetilir? Allah ikram etti. Terklerle. Allah Resulü demiş ya, ey ashabım, ilim okumadan, ilim yapmadan, ilim isteyeniniz yok mu? Ya Resulallah, nasıl olacak? Takvanızı artırın. Takva neydi? Menihattan ve günahlardan iştinab etmek. 148, Kastamonu. Menihat nedir? Defi mefasittir. Terk-i kebair. Günahlar da terk-i kebair. Yani bidatlardan, hurafelerden, itikat bozukluklarından itikadi şeylerini düzelt, bir de kebairi terk et. Terk, terk. Kafa terklerle hakim olursun. Başının en büyük belası başındır. Aklının belası aklındır. Düşüncelerin belası düşüncelerdir. Kurtulmak istiyorsan günahları terk et. Günahları terk edeceksin. Ervah habisi bu. Sonra girdim, basit bir terkle kurtulacaktın ama girdikten sonra da zor oluyor. Ama terk et, adım at, tamam. O kafada vehim, kalpte vesvese olur. Vesvese var olanın aleyhine bulunur. Abdesti var olana yok der. İmanı olana imansızsın der. İmansızsın, abdestin yoktur demesiyle şeytan imza atıyor. İmanın var, abdestin var. Şeytan tasdikli abdestlisin. Şeytan tasdikli, imanı var. O için endişe etme. Vesvese geldiyse abdest alma. Günah bana. Vehim ise yoku var eden düşünceler. Bu vesvese varı yok eden. Vehim ise yoku var gösteren, yoku var gösteren düşünceler yumağıdır. Buraya hakim olmak istiyorsan terklerin olacak. Buraya hakim olmak istiyorsan ubudiyetin, ibadetin olacak. Ha? Mesela X bir hoca var böyle. Çok hoş birisi. Çok takmalı birisi ama hoş. Sıkıntısı var. Ya dedi hocam dediyse, çok seviyorum eski medrese arkadaşım. Ya dedi Hasan'ım dedi ya. Biz kardeşiz beraber 10 küsur sene kaldık. Dedi ki ya ne acayip bir şey ya diyor. Rahatsız ediyorlar beni dedi ya. Tamam. Rahatsız ediyorlar beni. Ya bu adamın baktım takvası var. Bunun dima sorunu yok. Dedim seni cinler rahatsız ediyor. Takvan var. Takvan yoksa evvel habis ediyor. Ne yapacaksın? Namazı var, tesbihat var. Gece teheccüde kalk dedim. 5-6 gün sonra meyvelerle, poşetlerle geldi. Sarıldığına sokuyor. Tahmin ettiğiniz işte. Ya sanırım dedim. Allah'ım yarabbi ya. Teheccüde kalktı gitti. Teheccüde kalkacaksın. Hizbul Kur'an'ı, Hizbul Hakayki Nuriye'yi, her gün Hizbul Kur'an'ı oku. Her gün Hizbul Hakayki Nuriye'yi 2-3 sayfa oku. 2-3 sayfada Kur'an oku. Risale-i Nur'dan da 10 dakika oku. Haftada bir gün derse git. Namertip sana bir şey olursa. Hiçbir şey. Biz de yaşıyoruz da, biz de insanız. O kadar çevremiz var, söylüyoruz. Bitti. Yesinler sıkıntısını. Terkin olacak ama. Televizyona muhatap olmayacaksın. Televizyona muhatap olmamaktan muvaffak olursan internetlere de girme. Ona da muvaffak olursan. Sadi yaşa kardeş. Bitti. Nasıl girecek? Mesela bunu anlattım sana da size anlatayım. Meyve yerken anlattım şimdi. Ben saldırıya uğradım. Sol kulaktan doktora gitsen tansiyonum vardır. Tamam. Sol kulaktan şeytandan, sağ kulaktan Rahman'dan. Baktım ki ilk önce bir bağırma var.
iki zıt çatışıyor. Benim iman ve ibadet realitesi var. Yani günahların vücudumdaki vücudu haricilerine erva habise denilir. Günahların vücudumdaki vücudu haricilerine erva habise denilir. Sebapların vücudumdaki vücudu haricilerine erva aliye denilir. İman mahluktur, enerjidir. O da seni koruyor. Hiç senin haberin yok. O kadar saldırılar oluyor ki günleri kayıtlı. Haberin bile yok senin. Yani uçakta giderken kanatlar oynuyor, uçağa bir şey yok. O kadar acayip darbeler yok ki. O üzerine alıyor. Şimdi sen o işlediğin gün sebaplar, evratlar, eskarlar, namazlar, imanın o kadar deliklerden, tenasul uzundan, sağ ve sol kulağından, ağzından, burnundan, neye Allah arası kapatın diyor. Girerken imanın, amelin, ilmin karşı koyuyor, haberin yok senin. Ama bazen ayuka çıkıyor. Allah da size anlatmak için bana bunu yaşatıyor. Anlatıyorum sen işte. Yalan mı söyleyeceğim? Tövbe estağfurullah. Sol kulağıma bir başladı ses. Anladım, savaş var. Ben de seyrediyorum. Tanıklık yapıyorum, şahitlik yapıyorum. İmanım, amelim, ilmim, ilim canlı ve ruhludur, şuurludur. Karşı koyuyor şimdi. O da girmeye çalışıyor. Saldırıya uğradı. Çünkü bir mekanda veya bir rahatsız olan bir insana bir ayet-i kürsü göndermiştim. Saldırıya uğradım. Biliyordum olacağını. Baktım ama başka bir gün. Bir çınlama var, çınlama var ki hiç adam yerine koyup da bir şey okumuyor. Bizim arkadaşlar meşgul olsun. Ondan sonra böyle geçiyor. Bir gün muvaffak oldular. İçeriye girdiler. Vallahi billahi tallahi söylüyor. İçeri girdiğin zaman girdim, vücudum ateş. Titremeye başladı. Aynı seyrediyorum. Tamam, saldırıya uğradım. Ama kısmen muvaffak oldu. Girdi içeriye. Beyin komuta merkezine girdi. Ama daha vicdan var, kalp var. Daha ben devreye girmedim. Kalp var, vicdan var, latifeler var, duygular var, evrak var. Kafaya girdi. Komuta merkezine girdi. Vücudu sağlıyor. Böyle ateş basıyor. Sıcaklık bastı. Başım dönmeye başladı. Başım dönüyor ama tutunmuyorum. Saldırıya uğradım. Adam bu. Adam girdi. Ne yaptım biliyor musun? Adam elini koymadım. İlk yaptım şu. Bildiğin için. Bilsen gidiyor diye, değil mi? Tanısan gider, tanımasan gelir. Tanımasan ne yapacaktım? Eyvah ya, gelin arkada hemen acile. Hop, kabullendin. Oturur. Ben ne yaptım? İlk cevap. Vallahi sure bile okumadım, billahi de okumadım. Söyler. Dedim, gülmenin ortasında baktım hiç kimse yok. Hiç mukabele bile etmedim ya. Seni adam yerine koyup da sure bile okumam lan. Senin için sure okumam, ben Allah için okurum. Seni def etmek için bunu bile kullanmam. Yazık sanırım ağzımı ayet-i kürsüye döndürmeye. Ne yaptım? Vallahi hani böyle güldüm, biraz da kaybettim. Bilsen ne kadar rahat ediyorsun. Çünkü nereden bildin bunu? Böyle yaptım. Çünkü 5, 6, 7 sene önce böyle olmuştu da aylarca, senelerce çekmiştim bu baş dönmesinden. Sonra baktım ki erva habise 246 sözlerden bunu Allah bana nasip ediyor. Ya Rab, Risale-i Madem şifadır. Ustad 25. Leman'ın 25. devasında. 25. Leman'ın 25. Her derde dermandır diyor iman. Ya Rabbi bu neymişsi ya? Teveccüh ettim, sarıldım. Samimiyetle Allah verdi, ben de paylaşıyorum. Erva habiseymiş. Ondan sonra bu cindi. Geldi komuta merkezine girdi. Bir. Ha, o zaman çekmiştim. Alerjilerin, tiklerin. Evet, organiktir, sinirseldir. Hormon bazı şeyleridir ama hormonları bozan, onun merkezine, komuta merkezine müdahale edip de sana müdahale eder, komuta buraya tak ayağın oyna. Bir komuta da bu elin oyna. Öyle değil mi burası komuta? Ha,
Aa buraya ilaç veriyorsun. Ama buraya komuta vereni def etmeyince bu düzelmiyor. Bunu def edince evet düzeliyor. Ama çok güçlü olurlarsa komuta merkezine onu artık çıkartamazsan o kalıcı oluyor. Onu da eskimiş derler. Yenisi tutunamaz. Demek ki toparlıyorum. Dima hakim olmak için terklerin olacak. Kalbe hakim olmak için ubudiyetin olacak. Desene nur talebesi olacaksın. Adam gibi olacaksın yani. Öyle langur langur yok. Adam gibi öyle unvan alarak olmuyorsun. Ben tarikatçıyım, ben nurcuyum demeyle öyle yok. Böyle böyle yok. Doğru Musa. Doğru Musa. Böyle böyle olacaksın. Böyle 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 değil. Öyle langur langur hayat istemiyor, kabul etmiyor. Fıtratta bu boşluk yok yani. Dumanını attırırlar yani. Evet, şuradan bir yerde okuyayım, keseyim. Bununla alakalı sorunuz varsa alırım. Allah Celle Celaluhu ve ahireti kendinden ulaşmak düşündüğünden anlamıyor, görmüyorsun. Allah'a ve ahirete ulaşmak var ya, çok zordur. Dediğin için ulaşamıyorsun. Yani Allah gözükmez dediğin için göremiyoruz. Aslında Allah'ı vicdandaki latife-i Rabbani görüyor. Ama kafa gözündeki görüntü gibi değil. Kafa renk ve şekil görür. Ama latife-i Rabbani Allah nasıl görür? Alameti nedir? Namazdasın veya derstesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Tatlı bir hal olmuyor. O Allah seni araladı böyle. Sana kendisini araladı. O latife-i Rabbani Allah'ı Allah'a şahit müşahit olduğu için, Allah'a seyrettiği için esmasını ondan böyle oluyor. Errahmanirrahim. Feyiz diyoruz. Erdemlik diyoruz. Kemalat diyoruz. Fazilet diyoruz. Ha ama bunu dersen ki ulaşılamaz ohu, o zaman ene enneze ne yaptı ki? Nasıl inanıyorsan Allah sana öyle muamele ediyor. Ahiret seni huzurun, huzursuzluğun kadar sana yakın. Ahiret ne kadar yakın? Huzurluysan huzurluyum. Huzur ne demek? Onunla alakalı esma açıldı. Cennetin aralanması demektir. Bunu alıp da cehennem aralattı. Peki cennet cehennemi? Ay yaşıyorsun zaten. Fethuli fi ibadi ve duhli cenneti. Gireceksin cennete demiyor. Gir cennetime. Düşünceler senin cennet ve cehennemini oluşturuyor. Sana o kadar yakın. Sendeki huzur donsa. Böyle var Ahmet. Errahman allemel Kur'an. Halakal insane allemehul beyan. Donsa huzur ne olacakmış biliyor musun? Donsa hani buhar dondu buz olduğu gibi. Ağaç olsa at. Ağaç olsa al sana cennet. Ağaç sana cennet olur. Yani mesela elma yerken lezzet aldın. O lezzet donsa cennet ağacı oldu. Kur'an okurken Errahman allemel Kur'an. Haşir meydanında ve cennete Allah Rahman okuyacak. Benim bir anladığım birkaç tane anlayışım var. Bir anlayışım şu. Okuyacak ne demek? Rahman donacak, cennet olacak. Rahman'ın donmuş hali, vücudu haricisi gibi anlıyorum. Allah fiil okuyacak.
Ha bu zahirisi, batınısını kesinlikle okuyacak. Nasıl okuyacak bilmiyoruz. Yani donsa, ağaç olsa, al sana cennet. Yani o var ya, خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ O hal donsa, al sana cennet. Ama donmadığı için, oh. Sendeki her çeşit, çeşitleriyle beraber huzur, suzluğunda donsa, ağaç, ağaç olsa, al sana cennet. Buhran, bunalım, kendime zarar vermek falan, hayat anlamsız. Donsun o hal. Al sana cehennem. Zaten cehennem yaşıyorsun. Açlık elemi gibi. Zatı değil yani. Açlık elemi zatı değil. Elem. Açlığın olmasa elem verir. Mesela açlığın olması açsın ya. Açsın. Açlığın kendisi elem değil. Açlıkla ortaya çıkan bir his var. Elem. Açlık kendisi elem değil. Müstakil değil bu açlık elemi. O olmayınca geliyor. Topluğun gelmesi acıkmaktan, topluğun topluk gitti. Gitti topluğun. Ondan sonra ne geldi? Ötekisi geldi. Yani bir şeyin ortadan kalkması veya var olmasından meydana çıkıyor. Açlık veya topluk hissi. Hani açlık elemi açlıktan değil, açlık ortadan, yani topluk ortadan kalkınca açlık elemi geliyor. Hani müstakil bir vücudu yok onun. Ademi şeyler olduğu için. Mesela günahların da vücud alicisi yoktur. Ademi şeylerdir. Peki nedir? Nasıl oluşuyorlar? O vücudi şeyler ortadan kalkınca otomatik ademi şeyler oluyorlar. Topluk gitti. Açlık elemi oluyor. Çünkü o zaman topluk vücudidir. Açlık ademi şeylerdir. Peki niye bunlardan bahsediyorsun? Psikoloji sorunlar vücudi ve huzuru kaybetmenin alametidir. Harici bir vücudu yoktur. Onun için ilaç tesir etmez. Huzursuzluğun vücudu yok. Sıkıntının vücudu yok. Huzurun vücudu var. Huzur yok, o var. Görevini yapmayınca sıkıntı geliyor. Evet. Mesela ampulü söndürdün. Karanlık geldi. Karanlık gelmedi. Karanlık vardı. Nur onu örtmüştü. Ha? Ahirette de böyle. Topluk ortadan kalkınca açlık elemi oluyor. Yani açlık topluğun yokluğu. Açlık nedir? Açlık topluğun yokluğudur. Açlık elemi topluğun yokluğundan ortaya çıkandır. Yani çıkmıyor o da. Mesela ampulü söndürdüm. Ampulü söndürdüm. Karanlık gelmiyor. Karanlık zaten ademidir, duruyor. Var zaten. Vücudi şeyler ademin üzerini örter. Işık. Işık geliyor, doğru. Karanlık gelmiyor. O var zaten. Psikoloji gelmiyor. Psikolojimiz bozulmadı. Huzurumuz gitti. Onu demiyorlar ki huzur bulsun diye. Hani ezan tercüme ettiler ya. Tanrı oludur, Tanrı oludur, yoktur ondan başka tapınacak. Şehadet ederim ki Muhammed onun Resuludur. Hepsini tercüme ettiler, bir satır tercüme etmediler. Haydi namaza, haydi namaza. Sonra? Felaha. Hayyâlel felâh, hayyâlel felâh. Onu haydi felaha tercüme etmediler. İyi ki etmemişler. Oradan kurtarmışız canımız. Onu tercüme ediyor. Biliyorlar bak. Psikoloji bozuk. Huzursuzum. Huzursuzluk diye bir şey yok zaten. Huzurun yok.
onun için olsun. Ademi vücut sana hakim. Yani huzursuzsun. Psikolojin bozuk. Ey! Huzurumu kaybettim. Ondan onu bilse hasta huzurunu arar. İlaç değil, huzur arar. Anladın mı? Mesela ona ait şöyle bir şey yapayım. Abi bütün isimler Allah'ın isimleri ahirette cennette tecelli etmeyecek mi? Şafi ismi yok mu? Allah'ın var. Cennette tecelli etmeyecek mi? Cennette tecelli edecek ama hastalık yok. Şafi ismi devamlı tecelli ettiği için hastalık yok. Rezak ismi devamlı tecelli ettiği için açlık elemi yok. Ya. Yani açlık tokluğun yokluğudur. Cennetin yokluğu cehennemdir. Cehennemi onun için yaşıyoruz. Cennet olmadığı için. Ondan sonra tamam. Ben size şey okuyacaktım. Allah nasip ederse de. Şurada iki tane de şey okuyayım. İlim. İlime put diye tapıyorlar. İlim hastadır kardeşim, netice değil. Onu okuyacağım inşallah, bir yarın okuruz. Şuradaki paragrafı da bitireyim de. Kaygılarına ve dertlerine ve ölümüne inkar etmek mi çare sunuyor, iman etmek mi çare sunuyor? Mesela kaygılarına, yani endişelerine, bizim tabirle endişelerine, dertlerine, ölüm korkusuna, ahireti inkar etmek mi çaredir? Allah'a ve ahirete teslim olmak, tevekkül etmek mi çaredir? Ölüm korkusuna ahireti inkar etmek beter yapıyor seni. Allah'a teslim ve tevekkül ettin mi rahat ediyorsun. Diyor ki ölüm korkusunun çaresi Allah'a iman ettikten sonra bu bedenin hasıl olmadığını, kullandığını, at gibi kullanıldığını, araba gibi kullandığını, İnip başka yere, arabadan inip başka yere şey yaparsın. Bedene ben demekten kaynaklanıyor. Ölüm korkusu. Çünkü bu ölecek. Ruh ölmeyecek. Başka? İnanmak ihtiyaçtır. Bunu musibetzedelere, hapistekilere sorun. Olsa abi, ruhun varlığıyla alakalı. Nasıl anlamı? Ruhun ispatıyla alakalı olsa bir derste. Ha yaparız. Şeyde yaptım Reyhanlı'da. Reyhanlı'da yaptım. Tabii çok güzel olur. Onun ismi hem de çok var ya benim. 20-30 tane ders var. Bilim duymuşsun, görmüşsün. Mesela inanmak ihtiyaçtır. Bunu en belirgin yer neresi biliyor musun? Musibet zedelere, bela ve sıkıntısı olanlara, hapiste olanlara sorun. İnanmak neymiş? Gidenler hepsi inanca, ubudiyete sarılıyorlar. Ahiret ve Allah inancının ne kadar ihtiyaç olduğunu hastalar, hapishane, psikoloji sorunlu olanlara sorun. İnanabilmek, teslim olabilmek ne demektir anlarsın. Başka, eşyanın maddesinden hariç tüm duyguları, hisleri hiçten icat ediliyor Allah. Eşyanın maddesinden hariç tüm duyguları, yani mesela gözün ağrıyor, çıktı, tamam varlık kaynaklı. Mesela kulak, işitme, görme, buradan çıkıyor. Ama organın dışında mesela şefkat, haya, vefa, surur, şefk, bunlar hiçlikten yaratıldı. Bir organı yok. Şefk var. Organı var. Görmek de öyle değil mi abi? Görmek de mahtom, hani... Mahtom görmez yani. Ama görmez ama orada ortaya oradan, çıkıyor. Ha, biraz aldanabiliriz. Anladım. Mesela gözü meydana getiren maddeler hepsi kördür. Hı. Yediğimiz maddeler de kördür. Fasulye, domates kördür. Göz de kördür. Yani gözün maddeleri de kördür. Ama göz görüyor. Ama biz aldanabiliriz. Gene göz olduğu için görüyoruz. O zaman zannediyoruz ki göz görüyor. Oysa ruh seyrediyor. Bu gözlüğün arkasında ben bakmasam gözlük görür mü? Ha bir derece göz hani kandırabilir bizi. Organı var. Sana soruyorum. İftihar etmek, vefa göstermek,
Haya yapmak. Edepli olmak. Organı var mı? Bir organın dışa vuruşu mu? Hiçliktendir. Buralı değiller, burada ifade ediliyorlar. Ötelerin ifadesi bunlar. Maddede gözüküp madde olmayandır. Son iki tane kaldı. Ademsiz vücut, vücut değil. Dedim, Bursa'da geçendi. Yani içinde Adem yoksa vücut vacip olurdu. Olmasın diye vücudun içine Adem mertebeleri var. Mesela ustad diyor ki, dertler bana derman imiş. Niye? O dertler ayrı bir gözlük veriyor, insanı ayrı hayatı anlamlandırıyor. Ve fena giden, çabuk giden ömrü durduruyor, hayatı ahiret hesabına çalıştırıyor. Şimdi geliyorum konuya. Allah'ın son şeyi. Allah'ın kudreti ve ilmi niye sonsuzdur? Niye sonsuzdur ilmi? Cahillik yok içinde. İçinde cahillik yok. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? İçinde acizlik yok. Şimdi o zaman eşyayı ve bizim duygularımızı, fikirlerimizi mertebelendiren içerisinde zıtların olmasıdır. Tamam mı? Şimdi bu vücut en güzel midir? Hayır. İçinde çirkinlik de var. Otomatik ama gözükmüyor. Yani mesela niye çatalı yok? Niye böyle değil diyebilirsin. Bak var ya. Demek ki bir şey vücuda gelmişse Adem'le beraber zıttıyla vardır. Çünkü eğer Adem vücudun tersidir. İlmin, cehaletin tersi olduğu gibi. Eğer buradan Adem'i kaldırırsanız bu kalemden bunun güzelliği nihayetsiz olur. Sonsuz olur. Sıfır çirkinlik olur o zaman. O zaman vücut ademsiz olmaz. Anladık mı? Her şey zıttıyla vardır. Hastalık şifa ile beraber vardır. Eğer hastanın içerisinde şifa yoksa hastalık sonsuzdur. Hastalığı belirli bir yerde tutan, niye burada hastasında bu seviyede değilsin? Şuraya kadar hasta ama şuranın şifası var sende. Dertin bu kadar. Niye bu kadar değil? Buraya kadar dermanın yok. Buraya niye çıkamıyor? Buranın dermanı var sende. Dertler aynı seviyede dermanın ifadesidir. Mağluptur dert. Derman. Yani derdin buraya kadarsa, buraya kadar değil de buraya kadarsa, derdin karşıtı da oradadır. Yani şöyle diyeyim. Gözün karşılığı çiçeklerdir, eşyadır ama karanlığın karşıtı, aydınlığın karşıtı birbirleridir. Karanlık, aydınlık, ilim, cehalet karşıttırlar. Burayı anlıyor musunuz? Bu çok önemli de vücut ademsiz olmaz, Adem de vücutsuz olmaz. Yani hastalık aynı zamanda şifayı barındırıyor. Hastalığın çaresi onun içindedir. Şifa hastalığın içindedir. Gemi burada battıysa buradan çıkartılmaz. En çok mutlu olanlar, en çok sıkıntı çekenler oluyor. En çok. Üstesinden. Mesela seni yıkamayan hastalıklar, sıkıntılar seni güçlü kılar. Mesela hapishane psikolojisi kadar bende olan o bilgisizde olur mu? Çekmişim çünkü. Yani mesela adam bir hastalıktan çıktı, onun kadar hissi ve fikri tanımlaması kimse de yok. Çünkü o yaşadı. O zaman dertler dermandır. Niye? Bir böyle sebep oluyor, anlattım. Bir de hayatı farklı yorumlamana sebebiyet veriyor. Sihat ve afiyet gaflet veriyor. Ama hastalıkla yatıyorsun. Vay be. Şimdi bakkaldan alışveriş yapmak var ya, mal almak. Ben 3-4 aydan beri dışarıda olduğum halde hala tam kafamda oturmamış. Bakkala gidip kalem almak, elma almak hala alışamadım. Normal değil vallahi. Çünkü hapishanede elma yazacaksın. Pazartesi istem fişi var. Yani kantin fişi var. Bir hafta sonra onaylanırsa o elma isteğim. Bir hafta sonra onaylanırsa pazartesi onaylandı denilecek, çarşamba günü bana getirecekler elmayı, 10 gün sonra.
kolunu sağlaya sağlaya ben elma alıyorum. Öyle bir şey yok. Ve aylarca böyle yaşadığım için şuur altıma oturdu. Şimdi mesela bakkala gidip bir şey almak hala inanın normal değil benim alemimde. Bu başka bir hürriyet. Alabilmek, bakkala gidip, markete gidip bir şey süt alabilmek. 5 tane süt istedim. Hiçbir tane gelmedi. Dedi ki haftaya gelecek. Şimdi onaylanmadı. Bana 3 çay satmak yasaktı. Zeytinyağı, sirke, limon. Şimdi git zeytinyağı almak, limon almak, sirke almak bakkaldan. Çok acayip bir şey. Aylarca vermediler bana. Normal mı? Ne demek istiyorum? Ha, yaşayan bilir. Şimdi hastalık, şifa nedir? Hastalara sor. Nefes almak. Gidin yoğun bakımdakilere, astım hastalara sor. O zaman kardeş, hasta olmaya değmez. Terklerini yap, televizyondan, internetten uzak dur. Vallahi cenneti yaşayacaksın. Son cümlemiz son buydu. Ha, bir tane var bir cümle. Allah'ı Celle Celaluhu ihata edilmemesinin bir sebebi de Allah niçin gözükmüyor kalem gibi? Niye Allah gözükmüyor? Bir sebebi de şuymuş. Evvel, ahir, zahir oluşudur. Hani insan kendine ihata edemediği gibi. Mesela Allah'ın evvelini, bunu bak evvelini bildik, ahirini bildik, zahirisini bildik, içindeki atomik yapısını bildik. Onun için bunu görüyoruz. Sen kendini görüyor musun? Abi bu ben değil mi? Ya bu sen misin? 20 sene önceki kimdi? Her sene 2 defa yüz değiştiriyorsun. 6'da 1 hücre değişiyor. Kendini gören var mı? Bana resmini attılar, ben tanımadım kendimi. He? Bana bir küçüklükte resmini atmışlar, ben tanımadım. Dedim. Ya senin kendi resmini değil sonra mi? Sonra ben dedim ki bu sensin dediler. Ya peki işte. Bir de ceset bu, değişen ceset. Bu ceset nedir biliyor musun şu? Gördüğünü kendin zannettiğin ceset gömlek gibidir. Ve bu cesete diyorsun ki benim yüzüm, benim vücudum, gir içeriye. Benim gömleğim, benim atletim, benim yüzüm. Ben diyen arkada bak, buna sahip çıkıyor, benim yüzüm diyor. Kim arkadaki? Benim yüzüm, gir içeri, benim hayatım. Benim aklım bunu anlamaz. Kimin aklı? Benim aklım. Benim aklım bunu beceremez. Kimin? Benim. Benim gömleğim. Benim arabam götürmez gibi. Hatta gel içeriye, benim ruhum. O ben diyen ruh değil. Ruhun da arkasına ruha sahip çıkmış. Benim kitabım der gibi. O ben olan ben, ruha da sahip çıkan, onu hiç kimse görmedi de o da o sensin. O sensin. Bırak Allah'ı, kendini bir görmeye çalış. Peki suç kimde? Allah'ın gözükmemesi, Allah'ın değildir suçu, sorunu onu değil. Sorun bizde. Allah gözükür, ehli sünnet vel cemaat kaidesince. Allah'ın gözükmemesi, görendeki eksikliktendir. Beni böyle yarattı. Hayır, iftira etme, sen öyle yaratılmadın çünkü görenler var. Mesela Risale bilenler, Miraç gitti geldi, o kapıyı açık bıraktı. Allah görmek sünnettir çünkü Miraç'ta gördü daha ölmeden peygamberimiz. Biraz önce dersin başında söyledim. Vicdanın Allah gözüküyor. Allah'ı görüyor da herkes ama zannına göre paketliyor, gözükmüyor diyor. Mesela bir derste, bir sohbette böyle huzur olmuyor. Tebârekellezî biyedil mülk ve huve alâ külli şeyin kadîr. Bir namazda huzur olmuyor. O Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor işte. Ama kör olası cehalet görmeyi renk ve şekile indirgediğimiz için hissi, akli, duygulu, latifenin gördüklerini gördük demiyoruz. Tecrübe gözü yok mu? Tecrübe gözü değil mi? Baksana şu kamyonlara bir baksana tecrübe gözü. İtfaiye gözü. Doktorluk gözü. Benim de bir gözüm var. Şöyle bakarım adama. Büyük ihtimalle cinli midir? Ervah habisi belli. Bir göz var bende. 30 senelik tecrübe var ya. Tecrübe göz değil mi?
Peki bu göz görebiliyor mu onu, onun tecrübeni gördü? Kalp gözü var. Merhamet gözü var. Annenin gördüğüne bak. Çocuk ağlamasın. Çocuğun altı pis mi, karnı aç, bakarak anlar. Baba trene baktığı gibi bakar. Sığırın trene baktığı gibi anlamaz. Anlamayız. Çünkü anne şefkat gözüyle bakıyor. O bilir o. Deprenmesini, deprenmesi. Niçin yapıyor? Karnı mı aç, altı mı pis? Anlar. Şefkat gözü. Aşk gözü var. Bir de benim gözle bak diyor adam. Ha, Allah'ı biz Latife-i Rabbani ile görüyoruz ama kör olası cehalet. Allah gözükmez dediği için Allah da öyle muamele ediyor. En aynı zenni abdibi. Bana nasıl iman ederseniz ben size böyle olacağım. Aslında Allah gözüküyor da Allah'ı biz renk ve şekil şeklinde seviyesinde görmek istiyoruz. O şekilde de olmaz. Niçin olmaz? Bütün renklerin sahibi bir renge giremez. Allah bütün şekillerin sahibidir. O zaman bir şekle giremez. Bütün şekillerin arkasındadır. Bütün vasıf ve sıfatları yaratan o sıfatların arkasındadır. Son misalim. Şu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan da öncedir. Ben bunu yaptım. Bana benziyor mu? Ben bundan önce değil mi? Mekanı, zamanı, şekli, renkleri yapan renklerden, zamanlardan, mekanlardan da öncedir. Onun için renkle veya şekle bürünemez. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة